sonsuzluk hedefiyle yaşamak 11. bölüm Tanrı'nın evinin inşası Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Romalılar 11:29 Mesih inanlısının yargısını iki kategoriye böleceğiz. Bu kategorilerin ilki Tanrı'nın çağrısı ve armağanlarımızla Tanrı'nın egemenliğine olan katkımızdır. İkincisi ise hayatımızda olan kişileri nasıl bina ettiğimizdir. Buna kendimiz de dahiliz. Başkalarını bina ederken onların hayatlarına nasıl etki ettiğimiz ele alınacaktır. Kendi hayatımızla ilgili olarak İsa Mesih'e benzer karakter edinmek için Tanrı'nın lütfuyla nasıl işbirliği yaptığımızdır. Bu Tanrı'nın sözüne nasıl yanıt verdiğimiz, neye inandığımız ve nasıl itaat ettiğimizin sonucudur. Her durumda eylemlerimiz, işlerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz ve tutumumuz incelenecektir. Öncelikle onun egemenliğini bina etmekteki rolümüzün yargısını, sonra da kendi hayatlarımızı nasıl bina ettiğimizle ilgili olan yargıyı inceleyeceğiz. Benim için ne yapabilirsin? Egemenliği kurmaya dair olan yetimiz kutsal ruha olan itaatimizden kaynaklanmaktadır. Çünkü İsa Mesih'in lütfu olmadan hiçbir şey yapamayız. Şöyle denmiştir: Evi Rab yapmazsa yapıcılar boşuna didinir. Mezmurlar 127:1. Tanrı'nın ruhundan ayrı bir şekilde bina edebiliriz. Ancak çabalarımıza sonsuzluk ışığı altında bakıldığında hepsi boştur. Her şey yargı kürsüsünün önünde yanacaktır. Bunu anlamamız çok önemlidir. Eski anlaşmada Rab kendisine hizmet etmekle meşgul olan bir grup insana şöyle diyor. Rab diyor ki gökler tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Nerede benim için yapacağınız ev? Neresi dinleneceğim yer? Çünkü bütün bunları ellerim yaptı. Hepsi böylece var oldu diyor Rab. Ancak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden titreyen kişiye değer veririm. Yeşe'ye 66, 1 2 Basitçe söylemek gerekirse Rab ben tanrıyım. Gerçekten kim olduğumun farkında mısın? Benim için ne yapabileceğini düşünüyorsun diye soruyor. Bu tıpkı karıncaların insana senin için bir ev yapacağız demesi gibi bir şey. Ne kadar komik ve saçma, öyle değil mi? Kendi gücümüzle Rabbi memnun edebilmek ve ona hizmet etmek için hiçbir şey yapamayız. O gerçekten en görkemli en muhteşem ve en harika olandır. Onu gerçekten bize ihtiyacı yoktur. Öte yandan Tanrı, kimin kendini memnun edebileceğini ve kimin onun işine yarayabileceğini belirtmektedir. Alçak gönüllüler, tövbekar olanlar ve Tanrı korkusu taşıyıp itaat edenlerdir. İşte bu kişiler onun evini inşa edebilirler. Peki onlar bu kadar muhteşem olan Rabbin işine nasıl yarayabilirler? güçle kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın. Zekeriya 4 6. Burada bahsedilen insan sadakatle bağlı olduğu kutsal ruh ile işbirliği yaparak sonuçlarını gören kişidir. Bu da o kişinin çalışmasının boşa olmadığı anlamına gelir. İşbirliği yapanlar. Burada şaşırtıcı bir gerçekle karşı karşıyayız. Tanrı harika ve görkemli olmasına rağmen kendi isteğiyle başlangıçta bütün yetkiyi insana verdi. Böyle yapmakla Tanrı kendi kendini sınırlamıştır. Bunu duymak sizi şok edebilir. Ancak kutsal yazılarda bununla ilgili pek çok örnek mevcuttur. İbrahim'in nesli için dediği defalarca denediler Tanrı'yı, incittiler İsrail'in kutsalını. Mezmurlar 78:41. İngilizce çeviride bu ayet İsrail'in kutsalını sınırladılar şeklindedir. Ve tekrar Mesih İsa'nın kendi ulusundaki ruhsal önderlere yönelik dediği böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz. Markus 7:13. Hepimizin Tanrı'nın bizden istediği hedefi yerine getirebilmek için onunla işbirliği yapmamız gerekir. Onun istediği hedef insanları Mesih İsa'nın benzerliğinde bina etmektir. Bu nedenle bizlere işbirliği yapanlar adı verilmiştir. Biz bizim gibi diğer işçilerle birlikte Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız. Bakınız 1. Korintiler 3:9 genişletilmiş çeviri. Yeni anlaşmada tanrının egemenliği için yapılan hizmet ve çalışmaların tarlada çalışmaya veya inşaatta çalışmaya benzetildiğini bilirsiniz. Neden tarladan bahsedilir? Çünkü yeryüzü tanrının egemenliğinin büyüdüğü ve geliştiği yerdir. Gökler, kutsalların yeryüzünde egemenliği inşa etmelerinden dolayı büyük mutluluk duymaktadır. Peki neden bina çünkü Tanrı kalıcı bir yerleşim yeri aramaktadır ve bizler de onun konutunu oluşturan taşlarız. Petrus şöyle demektedir. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. 1. Petrus 2.5 Yani aslında biz insanların yeryüzünde oluşumuzun nedeni Tanrı'nın görkemli tapınağını veya evini canlar kurtararak hizmet ederek, vaazlar vererek ya da öğretişlerde bulunarak inşa etmektir. Görevimiz saf ve diri taşlar olarak yaşamanın yanı sıra başkalarını bina edenler olarak onların da diri taşlar halinde birleşerek Rab'bin görkemli evini oluşturmalarıdır. İşte kendi evimiz için ve hem de Tanrı'nın egemenliği için bu şekilde hesap vereceğiz. Ismarlama ev. Eğer ben bir ısmarlama ev müteahhiti olsam Çalışmaya başlamadan önce evin inşaat tasarımı ve planı üzerinde çalışmaya başlamam gerekirdi. Çizim detaylarını hazırlayıp ne kadar malzeme gerekeceğini hesaplamam da gerekirdi. Ama hepsi bu kadar değil. Her müteahhit bilir ki işin en önemli kısmı taşeronların, tedarikçilerin zamanlamasının iyi ve uygun olarak yapılmasıdır. Bununla beraber tesisatçıdan tutun da kapı, pencere çerçevelerini yapan ustalara, elektrikçi ya da kiremitçilere kadar tüm inşaatta çalışacak ustaların zaman planlamasının yapılması gerekir. Çünkü asıl işi meydana çıkaracak olanlar onlardır. Eğer iş programı doğru yapılmazsa büyük bir karışıklık çıkar. Eğer taşeron işini kötü yapar ya da belirlenen zamanda işi yetiştirmezse o zaman iş sahibi işi yapabilecek başka birini arar. Göreve yeni atanan işçi kısa sürede işi tamamlamak zorundadır ve büyük olasılıkla kendinden daha önce yapılmış olan kötü işleri yıkıp yeniden yapmak zorunda kalır. İlk usta verilen görevli tamamlamamış olsa da müteahhit işi bitirmek zorundadır. Gözlemlediğim bir şey var. O da müteahhit kendi evinin yapımında çalıştığı zaman bildiği belli taşeronlarla çalışmasıdır. Seçtiği taşerondan emindir. Kullandığı malzeme kalitelidir ve işi doğru yapmak için gerekeni ve çalışmaları büyük bir titizlikle yapacaktır. Tanrı kendi evinin mimarı ve müteahhitidir ama onun evi bir şehirdir ve biz insanlardan meydana gelmiştir. Kutsal kitapta çünkü Rab Sion'u seçti, onu konut edinmek istedi. Sonsuza dek yaşayacağım yer budur dedi. Burada oturacağım çünkü bunu kendim istedim. Mezmurlar 132, 13, 14 dediğini okuruz. Hayatınızda eğer kendi evinizi tasarlama ayrıcalığı yaşadıysanız bunu nasıl heyecanlı bir bekleyiş olduğunu bilirsiniz. Orada dinlenmek istersiniz. Çünkü orada neşe ve huzur bulduğunuzu bilirsiniz. Siyon da baba için böyledir ve o bunu bekliyor. Bir başka ayette şöyle diyor. Çünkü Rab Siyon'u yeniden kuracak, görkem içinde görünecek.'' Mezmurlar 102-16 Siyon'da oturan Rabbi ilahilerle övün, yaptıklarını halklar arasında duyurun. Mezmurlar 9-11 Ve güzelliğin doğru Siyon'dan parlıyor Tanrı. Mezmurlar 52 Tanrı kendi evi için binlerce yıldır çalışmaktadır. O, insan yeryüzünde var olmadan önce planını yapmıştı. Her şeyi bilen Tanrı olduğu için kendi planı olmasa da insanın günaha düşeceğini biliyordu. Bu bilgisiyle Siyon'u kurtarılmış insanlarla oluşturmayı planladı. O, temelden ve köşe taşıyla işe başladı ki bu da kurtarıcı İsa'dan başkası değildi. Bu yüzden Egemen Rab şöyle diyor. İşte Siyon'da sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek.'' Yeşaya 28-16 Çünkü baba evini önceden tasarlayıp planlamıştır ve bu yüzden İsa'ya dünya kurulalı beli boğazlanmış kuzu denilmektedir. Vahiy 13 8. Ve dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. 1. Petrus 1.20 şeklinde tanımlanmaktadır. Mesih İsa sadece temel ve köşe taşı değil, Aynı zamanda baş teşerondur. O kendine verilen bu görevden kaçmamış, kusursuzca yerine getirmiştir. Mesih çarmıha gerilmeden önce babasına şu sözleri söylemiştir: "Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim." Yuhanna 14:4. Baba Tanrı tüm tasarısına İsa'nın dünyaya geleceği zamanı belirlemekle başladı. Galatyalılar 4:4 ve sonrası tedarikçileri, ustaları, taşeronları temin etti. Ancak onlar sadece tedarikçi değiller, aynı zamanda evinin tüm malzemeleriydi. Bu taşeronlar yani tedarikçiler ben ve sizsiniz. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Efesler 1-4 Bu gereken malzemelerin bizler olduğuna işaret etmektedir. Evet, bizler yaşayan diri taşlarız. Aynı zamanda Tanrı bizleri tedarikçiler olarak seçmiştir. Bunun için çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Efesler 2.10 denilmiştir. Ayette geçen önceden hazırladığı iyi işler kavramına dikkat edelim. Tanrı görevlerimizi önceden belirlemiştir. Kutsal yazılarda hiçbir yerde görevimizin daha dünyanın temelleri atılmadan önce belirlendiği geçmemektedir. Ama böyle olması mümkündür. Fakat şunu biliyoruz. Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. İbraniler 4, 3 Ancak inşaat ustaları olarak görevlerimiz biz doğmadan önce belirlenmiştir. Davut şöyle demiştir. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabında yazılmıştır. Mezmurlar 139-16 Henüz annemizin rahminde şekillenmeden önce hayattaki işimiz belirlenmiştir. Gerçekler Tanrı'nın Yeremi'ye ye verdiği sözle bulunmaktadır. Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım. Uluslara peygamber atadım. Yeremya 1 5. Pavlus da bunun için yazmıştır ki, Beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı. Galatyalılar 1, 15, 16 Yeremya peygamber ve elçi Pavlus'un tanıklıkları Davut'un sözlerini onaylamaktadır. Bizler daha doğmadan önce Tanrı'nın işini yapmak için ayrıldık. Her bir gün tasarlanmıştır. Her bir an düzenlenmiştir. Acaba bizim için yapılan tasarıyı yerine getirecek miyiz? Süleyman şöyle belirtir. Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Tanrı insanların kendisine saygı duymaları için bunu yapıyor. Şimdi ne oluyorsa geçmişte de oldu. Ne olacaksa daha önce de olmuştur. Tanrı geçmiş olayların hesabını soruyor. Vaiz 3, 14, 15 Bu ayette pek çok şey anlatılır. İlki Tanrı'nın bir planı olduğudur hiçbir şey onun tasarlarını tamamlamaktan alıkoyamaz ve insan üzerine hiçbir şey ekleyemez. Şimdiki zamanda yerine gelen ne varsa ve gelecekte yerine getirilecek ne varsa daha önceden Tanrı tarafından planlanmıştır. Lakin yapılmış olanlar için Tanrı'ya hesap vereceğiz. Tanrı'nın bizler için önceden tasarlamış olduğu görevi yerine getirebildik mi? Yoksa fırsatı kaçırdık mı? veya her şeyi yüzümüze, gözümüze mi bulaştırdık? Tanrı bizi koyduğu işin başına, başkasını mı yerleştirmek zorunda olacak? İşte bu çerçevede önemli bir açıklama yapmam gerekiyor. Herkesin hayatında kutsal bir çağrı vardır. Her birimiz Tanrı'nın evi için tasarladığı planın bir parçasıyız. Bu yüzden bu gerçeği bilmek bizim için iyidir. Çağrın ile ilgili olarak ne yaptığın konusunda değil, yapmaya çağrılmış olduğun şey konusunda yargılanacaksın. Size bir örnek vereyim. Yargı kürsüsünde Mesih İsa şöyle desin. Müjdeci Anderson, bir adım öne çık ve önderlik yapman için sana emanet ettiğim canların hesabını ver. Mesih İsa'nın önüne çıkan bu adam, duyduklarından dolayı kafası karışmış bir şekilde ve titreyerek şöyle cevap verebilir. Efendim, Muhasebeci Anderson demek istediniz, öyle değil mi? Kendi şirketimde muhasebeciydim. Benim mesleğim buydu. Kar amacı gütmeyen pek çok organizasyonun ve kilisenin kuruluşuna yardımcı oldum. Kurulmalarında yardımcı olduğum bu hizmetler birçok canı egemenliğine kazandılar. Beni ancak bir başkasıyla karıştırmış olabilir misiniz? Rab cevap verir. Hayır, seni daha doğmadan Asya'daki halkların bana kazandırman için çağırdım. Bana şimdi onların nerede olduklarının hesabını ver. Eğer bana itaat etmiş olsaydın, egemenliğime kazandırdığın hasat için ödüllendirilmiş olurdun. Şimdi ise bütün işlerin yanacaklar çünkü bana itaat ederek yapılmış işler değiller. Şöyle bir senaryoyla da karşılaşabiliriz. İsa şöyle der. Muhasebeci Jones, öne gelin ve sizi çağırmış olduğum görev için hesap verin. Adam öne çıkar, kafası çok karışmıştır. Sesi titreyerek şunu der. Efendim, Pastor Jones demek istediğiniz değil mi? Ben bir kilisede pastördüm ve 250 üyen vardı. Bu kiliseyi temelden kurdum. Ama efendi şöyle cevap verir. Hayır, ben seni kiliselerin ve hizmetlerin Etkili bir şekilde onlara verdiğim görevleri yapabilmelerine yardımcı olman için muhasebeci olman ve güçlü bir şirket kurman için çağırdım. Eğer bütün samimiyetinle beni aramış olsaydın bunu sana gösterirdim. Böylece bu hizmetinin sonsuza dek değiştirilmiş olduğu hayatları senin hesabına yazardım ve her bir can için ödüllendirilirdin. Ama şimdi çalışmaların için hiçbir ödül almayacaksın. Çünkü çalışmaların bana itaat etmekten dolayı değildi. Ayrıca kilise kurduğun kentin diğer tarafındaki kilisede senden yardım hizmetlerinin başı olmanı istemiştim. Eğer beni dinleyip itaat etmiş olsaydın o kiliseye gelen yedi bin can senin hanene yazılacaktı. Çünkü seni çağırmış olduğum bu bedenin önemli bir parçası olacaktın. Ama orada olmadığın için bu yedi bin can için hiçbir ödül almayacaksın.'' Bir örnek vermeme izin verin. Kurulumuzda üye olan çok sevdiğim bir pastör arkadaşım var. Güneydoğu Amerika'da gittikçe büyüyen bir kilisenin pastörüdür. 1991 yılında 22 kişiyle kiliseyi kurdu ve şu anda 400 kişiler. Vaaz verilmesi en kolay olan kiliselerden birisidir. Çünkü insanlar vaaz dinlemeye açlar. Çok sayıda insan burada kurtuldu ve yetiştirildi. Dualar, güçlü vaazlar ve çok emek sonrasında kilise giderek büyüdü. Büyük kalabalıkları içine alması için güzel bir bina inşa ettiler. Birkaç yıl geçtikten sonra arkadaşım toplantılara ve hizmetlere katılan beyaz saçlı, seçkin görümlü, iyi giyinen bir adamı gözlemlemeye başladı. Bu adam toplantılardan sonra gözyaşları içinde oturmaya devam ederdi. Ancak pastör arkadaşım bu gözyaşlarının mutluluktan olmadığını anlamıştı. Sonunda bu adam yardımcı pastörlerden birine giderek kendisine 1981'de Tanrı'nın konuştuğunu ve Tanrı'nın kendisinden açıkça bu şehirde bir kilise kurmasını istediğini anlattı. Birkaç gün sonra Rab'den pastörlük yapmasını istediği bu kilisenin binasını görmüş. Profesyonel birini çağırıp rüyasında gördüğü bu binanın temsilini çizdirmiş. Fakat engellerle karşılaştığı için kiliseyi kurmaktan geri çekilmiş. Bir süre sonra çeşitli şehirlere seyahat edip müjdeleme yapmış ama sonunda iş dünyasına geri dönmüştü. Adam konuşmakta olduğu yardımcı pastöre dikkatlice katlanmış bir kağıt açtı. Kağıtta 1981'de bir mimara çizdirdiği binanın planı vardı. Yardımcı pastör adamın elindeki plana baktığı zaman adeta şoka girdi. Plan pastör arkadaşının yıllar sonra kurmuş olduğu bu kilisenin aynısıydı. Arkadaşım adamı teselli etmeye uğraşmıştı fakat adam bu durumun üstesinden gelmenin zorluğundan bahsetmişti. Tanrı bu adamın yargı altında yaşamasını istememektedir. Fakat öğrenmesini, büyümesini ve hayatının geri kalanı nasıl etkili bir şekilde Tanrı'ya hizmet ederek geçirebileceğini öğrenmesini istemektedir. Bu şekilde pek çok kaderini kaçıran insanlardan örnekler duydum. Bir o kadar örnekler gördüm. 20 yıldan beri dünyanın her yerinde kiliselerin olduğu yerlere giden birisi olarak çoğu kez yardımcı pastör olması gerektiren baş pastör olanları, Rabbin hizmetinde olması gerekirken iş adamları olanları ve hatta ticaret hayatında olması gereken pastörler gördüm. İş hayatında böyle insanlar tanıdım ki kendilerini mutlu hissetmiyorlardı. Çünkü tek başlarına başarısız olmaktan korktukları için Başkası için çalışıyorlardı. Aynı şekilde başkası için çalışırken sadık olmayanları da tanıdım. Çünkü kendilerinin patronu olmak istiyorlardı. Tanrı'nın isteği dışında evlilikler yaptıkları için ve belli arkadaşlarla takıldıklarından dolayı Rab'bin çağrısını yerine getirmeyenleri de gördüm. Ayrıca rekreasyon, spor Para veya güç sevgisi ve daha birçok sebepten dolayı imanlıların Rabbin evini inşa etmekteki görevlerini yerine getirmediklerinde gördüm. İlk soru, Tanrı'yı gerçekten aradın mı? Uzun lafın kısası, çağrını yerine getiriyor musun? Şöyle düşünebilirsiniz, ne için çağrıldığımı bilmiyorum. Bunu demeniz için birkaç sebep olabilir. Öncelikle, gerçekten Tanrı'yı aradınız mı? Tanrı'yı merak veya şüpheden dolayı arayanları değil, onu gayretle arayanlar ödüllendirilecektir. İbraniler 11.6 Eğer bir kişi gerçekten cevap alma umuduyla, içtenlikle Tanrı'yı ararsa, hangi görev için yeryüzünde olduğu kendisine gösterilecektir. Pürdo Üniversitesi'nde kardeşlik derneğindeyken Rab'be geldiğim zamanı hatırlıyorum. Hemen Tanrı'nın benim için olan çağrısının ne olduğunu aramaya başladım. Mühendislik bölümü öğrencisiydim ve iki sömestrede bir IBM'de çalışıyordum. Rabbe çağrımın ne olduğunu öğrenmek istememin sebeplerinden biri sadece Tanrı'ya itaat etme arzusu değildi. İman ettikten birkaç ay sonra çalıştığım ofiste 8-10 kişilik bir grupla orada 38 senedir çalışan bir adamın kutlamasını yapıyorduk. Gelişi güzel sohbet ederken adam hepimize 38 senedir her gün işe gelmekten nefret ettim dedi ben hariç orada bulunan herkes gülüşmeye ya da hem fikir olduklarını belirtmeye başladı. Ama ben şoka girmiştim. Bir çaylak olarak orada bulunan deneyimli profesyonellerin farklı bir yorum yapmadığına şaşırmıştım. Birden pat diye şu soruyu soru Madem nefret ediyorsunuz, neden 38 yıl boyunca bu işi yaptınız peki? Adam bana baktı ve şu cevabı verdi. Bu bir iş. Orada olmaktan dolayı kendimi hoşnut hissetmediğimin farkına vardım. Babam da mühendisti ve bu işin iyi olduğunu söylemişti. Maaşı iyiydi ve iş güvencesi olan bir meslekti. Ama bu deneyim benim tüm bakış açımı değiştirmeme sebep olmuştu. Hiçbir kazanç, güvence ya da başka bir şey yeryüzünde olma sebebime engel olmayacaktı. İşte o an bu dünyada neden bulunduğum sorusuna cevap aramaya ve bu amaç için sonraki adımın ne olacağını bulmaya karar verdim. O an öğrenmiştim ki eğer Tanrı'yı yeterince erken ararsak çağrımızın ne olduğuna dair bize bir fikir verecektir. Yani sonun ne olduğunu başından gösterir. Yusuf ileride büyük bir önder olacağını küçük bir çocukken görmüştü. Hatta anne, babası ve kardeşlerinin kendine hizmet edeceklerini görmüştü. Musa İsrail'e önderlik edeceğini 40 sene önceden görmüştü. Davut'a küçük bir çocukken ve koyunları güderken ileride bir kral olacağı gösterilmişti. Ve yıllar sonra İsrail'de yönetici olmuştu. Yani bu liste daha devam edebilir. Benim planlarımda ise Purdue'dan mühendislik diplomamı almak, sonra da Harvard'a gidip master yapmak, ondan sonra da kurumsal bir firmada üst düzey yöneticisi olarak çalışmak vardı. Evlenecektim, senede birkaç defa tatile çıkacaktım, ve kazandığımın on dalını Tanrı'ya verecektim. Tanrı'ya hizmet etmek için sahip olduğum fikir buydu. Tanrı'ya yaklaştıkça ruhsal hizmete doğru yöneldim. Fakat bunun da çok cazip olduğunu söyleyemem. Ancak Tanrı'ya itaat edersem en büyük doluluk ve tatminliği yaşayacağımı bilecek kadar akıllıydım. Her şeye rağmen Tanrı'ya itaat edeceğime karar verdiğimde Tanrı da bana bu dünyada olma sebebimi ve çağrımın ne olacağının resmini kabaca göstermeye başladı. 1980'in başlarında Tanrı bana ona itaat ettiğim sürece birçok ulusu Tanrı'nın sözüyle etkileyeceğimi gösterdi. Bunu nasıl başarırım düşüncesi sanki kafamı karıştırıyordu ve nasıl olabileceğini bilmiyordum. Çünkü ben ne ulusal ne de uluslararası hizmeti olan kimseyi tanımayan küçük kasabalı bir çocuktum. Yusuf ve Davut'un örneklerinde olduğu gibi Tanrı bize bu çareyi gerçekleştirmek için gereken tüm adımları değil sadece son resmi gösterecektir. Bu da bizim mantık yürütmeye çalışmaktansa imanda kalmamızı sağlar. İlk başta Tanrı'nın dediklerine itaat etmeyi amaçlamalı, sonra hedefe doğru ilerlemeliyiz. Genellikle bir sonraki adım sanki bize hedefe değil de tam zıt yöne doğru götürüyormuş gibi gözükebilir. Bir lider olacağınıza dair rüya gördükten sonraki mantıksal adım 10 sene boyunca köle olmak üzere satılmak değildir. Bu yüzden bize kutsal kitapta şöyle denilmektedir. Rabbe güven, bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır. Süleyman'ın Özdeyişleri 3 5 6 üniversitedeki son senemde 4 günlük şükran günü tatili için tüm öğrenciler evlerine gitmişti. Fakat ben okulda kaldım. Oruç tutup dua ettim ve Tanrı'dan yaşamım için olan planı ne istediğini göstermesini istedim. Birkaç ay sonra bir sonraki adım için bir cevap aldım ve Rabbe hizmet etmek yerine tam zıt yöne doğru atılacak bir adım gibi görünüyordu. Çünkü benim için mantıksal olarak görünen şey bir kutsal kitap okuluna gitmekti. Fakat Rab bana bir mühendislik pozisyonu için bir görüşmeye gitmemi söylemişti. İşte bu yüzden Tanrı kendi anlayışımıza güvenmememizi söylüyor. Okul kampüsünde pek çok şirketle tanıştım ve hemen Dallas, Texas'taki Rockwell şirketinde çalışmam gerektiğini biliyordum. Ama yine de bu çok mantıklı gelmiyordu. Çünkü Dallas'ta hiç kutsal kitap okulu yoktu ve içinde kutsal kitap okulu bulunan başka şehirlerden 13 tane iş teklifi gelmişti ve hepsinin verdiği maaş çok daha yüksekti. Fakat ben sadece itaat ettim. Dallas'a vardığımda bir kiliseye gittim ve Tanrı bana kendimi bu kiliseye ekmem gerektiğini söyledi. Böylece hizmet ederek bu kilisede büyüdüm. Bu da beni şimdi olduğum yere götüren yolda yürümeye başlamama sebep oldu. İkinci soru. Kendinizi ektiniz mi? Bu soru Bizi pek çok insanın yaşamında neden Tanrı'nın çağrısını bulamadığının ikinci sebebine getirmektedir. Cevap kendilerini bir yerel kiliseye ekmedikleri içindir. Rabbin evinde dikilmiş, Tanrımızın avlularında serpilecek. Mezmurlar 92:13. Kendilerini Tanrı'nın evine dikenler ki bu ev kilisedir, Tanrı'nın avlularında serpileceklerdir. Tanrı'nın avluları bir nevi Mesih'in yargı kürsüsüdür. Bu demek oluyor ki eğer yerel kiliseye ekilmiş olursak hem burada hem de yargı günde serpilmiş kazançlı olacağız. Bu Tanrı'nın tasarısıdır. Kiliseyi atayan Tanrı'dır, insan değil. Mesih ise ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Matta 16-18 Kurmak kelimesine dikkat edelim. Mesih ise fiziksel olarak burada değilse kilisesini nasıl kuracaktır? bedeni olan bizlerin vasıtasıyla bu yüzden bize işbirliği yapanlar denilmektedir. Lütuf, yetenek ve armağanlar onun tarafından verilir. O doğaüstü gücü sağlayandır. Fakat bunun için ona itaat eden kişiler gerekmektedir. Sorulacak soru ise şudur. Bizler onun kilisesini onunla işbirliği yaparak mı bina ediyoruz yoksa hizmet maskesi altında kendi planlarımızı mı gerçekleştiriyoruz? Mesih İsa'nın kurduğu kilise birden fazla yerel kiliselere bölünmüştür. Örnek olarak vahiy kitabında geçen yedi kilise gibi. Bu kiliseler Efes, İzmir, Bergama, Salihli, Alaşehir, Denizli, Akisar'dır. Kilise aynı zamanda Mesih'in bedenini temsil etmektedir. Paulus şöyle demektedir. Bedenin yani kilisenin başı odur. Koloseller 1.18 Yani nasıl tek kilise birden fazla yerel kiliseye bölündüyse, Mesih İsa'nın tüm bedeni de pek çok yerel bedene bölünmüştür. İnsanları bedene yerleştiren Tanrı'dır. Gerçek şu ki Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. 1. Korintiler 12-18 Şu söz karşısında şok olabilirsiniz. Bizler gideceğimiz kiliseyi kendimiz seçemeyiz. Seçimi o yapar. Bir an için Durun ve düşünün. Kaç kişi kıyafet ya da restoran seçer gibi kilise seçmek yerine Tanrı'ya nerede olmalarını istediğini sorar? Onun bedeninde doğru yerde değilsen çağrını nasıl yerine getirebilirsin? Tanrı'nın bizim için olan planını aramadan herhangi bir şehre veya kiliseye gitmemeliyiz. Her birimizin yerel kilisede bir görevi vardır. Kutsal Kitap şöyle diyor: Sizler Mesih'in bedenisiniz. Bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. Tanrı kilisede ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı. 1. Korintiler 12 27 28 Burada Paulus kilisedeki temel görevlerin bir listesini vermektedir. Çok detaylı bir liste vermese bile yeni anlaşmadaki okuduklarımıza göre her imanlı Mesih İsa'nın bedenidir ve her birimizin önemli görevleri vardır. Tıpkı vücudumuzdaki her organın çok önemli görevlerinin olması gibi. Organlarımızda bir rahatsızlık olması durumunda, mesela bacağımız, gözümüz, böbreklerimiz çalışmazsa vücudumuz işlevlerini yerine getiremez. Sakatlık yaşanır. Kiliseyi de vücut olarak düşünürsek herhangi bir üyesine meydana gelecek bir rahatsızlık bütün geneli yani kiliseyi etkileyecektir. Üzücü olan şudur ki ciddi biçimde sakat olan yerel kiliselerden dolayı İsa Mesih'in hizmeti toplumumuzda yerine gelmiyor. Neden böyle sakat bir haldeler? Genel olarak sebebi etkisiz önderlerden kaynaklanmaz. Kendilerine imanlı diyen kişilerin yaşamlarını kendi kafasına göre sürdürmesinden kaynaklanır gözlerimden birisinin veya bacaklarımın ya da bedenimin başka bir üyesinin istediği yere gittiğini düşünebiliyor musunuz? Kiliselerimizin durumuna rağmen Tanrı'nın Amerika'da başardıkları karşısında hayretler içindeyim. Peki ilk kilise neden çok çabuk büyüyebildi? İnceleyelim ve görelim. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Elçilerin işleri 2, 42, 44, 47. İmanların yerel bedene ekili olduklarını görüyor musunuz? Onlar başlarındaki önderlere tabi olarak tapınırlardı. Paylaşımda bulunurlardı ve kilisede sağlıklı bir büyümeyi meydana getirdiler. İnsanlar Tanrı'ya yerel kiliseleri aracılığıyla hizmet ettiler. Buna ev yaşamları da dahildi. Yerel kilisenin bir parçası olmak onların yaşamıydı. Hatta sonraları dullara yemek verilmesi ihmal edildiği için sorunlar çıktı. Elçiler bedenin üyesi olan imanlılara yiyecek hizmeti yapmak için Rabbin sözünün hizmetini bırakmalarının iyi olmadığını söylediler. Bu nedenle kardeşler aranızdan ruhça ve bilgelikle dolu yedi saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Elçilerin işleri 6-3 Dikkat ederseniz gönüllülere ihtiyacımız var. İçinizden bu bayanlara hizmet etmek için zamanını verecek kimse var mı? diye sormuyor. Tüm inananlar hizmet etmeye adanmışlardı. Çünkü hepsi yerel kiliselerinde ekilmişlerdi. Kişisel olarak ben o kilisede her gün bir kilise üyesinin hizmet etmek için seçilmeyi umduğuna inanıyorum. Ayette gördüğünüz yedi adam seçiliyor ve sonrasında elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor. Yerişalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor. Kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu. Elçilerin işleri 6, 6, 7. Onlar ellerini bu yedi adamın üzerine koydular. Vay canına, kürsüden vaaz vermek, ev toplantısına liderlik etmek, tapınmayı yürütmek, hizmet için dolaşmak gibi hizmetleri olmayacak, sadece doğulara yemek servisi hizmetinde bulunacaklar. Ancak dikkat ederseniz ne kadar önemsiz görünse de onlar bedendeki yerlerini aldılar. Sonra Tanrı'nın sözünü yayıyorlar ve inananların sayısı Kudüs'te gün geçtikçe artarak büyüyordu. Burada harika bir gerçeği görüyoruz. Elçilerin işleri 1/5'te katıldı ya da arttı kelimeleri pek çok yerde kilisenin büyümesini tanımlarken kullanılmaktadır. Bazı ayetlere göz atarsak bunun daha iyi anlayabileceğiz. Onun sözlerini benimseyenler vaftiz oldu o gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Elçilerin işleri 2.41 Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Elçilerin işleri 2.47 Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Elçilerin işleri 5.14 Bu noktaya kadar sadece elçiler yerel kilisede hizmet görevlerine bulunuyorlardı ve burada işlerinden sadece Petrus'un vaaz ettiğinin bahsi geçmektedir. Fakat belli bir noktadan sonra imanlılar da herkesin büyük sorumlulukları olduğunu farkına vardılar. Birincisi müjdeyi diğer insanlara vaaz etmek ve ikincisi de yerel kilisedeki hizmette görev almak. Elçilerin işleri 5, 42, 6, 1'de anlatılan İsa'nın inanılmaz diriliş hikayesini başkalarına da anlatmaları gerektiğini keşfettiler. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar. İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde o devirde Petrus için her evde vaaz vermek gibi bir imkanı yoktu. Televizyon, radyo ya da internet bulunmuyordu. Her imanlı Mesih'in müjdesini kendi komşusuna anlatıp vaaz ediyordu. Dikkat ederseniz o zamanlarda kilise artarak değil, çoğalarak büyüyordu. Çevirmen notu Elçilerin işleri 6.1'de İngilizcesinde İsa'nın öğrencilerinin sayılarının katlanarak çoğaldığı şeklinde geçmektedir. Yani sayıları bir toplama işlemi gibi değil çarpma işleminde olduğu gibi çoğalmaktaydı. Katlanarak çoğalmak ilk defa elçilerin İşleri kitabında anlatılmaktadır. Ancak burada bitmemektedir. İnanlar kilisede yerlerini almaya başladıkça ihtiyacı olan dullara hizmet veren adamların örneğini vermiştik. İnananların sayısı sadece artarak büyümüyor, katlanarak çoğalıyordu. Katlanarak çoğalmak, katlanarak artan sayı anlamına gelmektedir. Yani bir sayının kat sayısı gibi. Sizi artarak büyüme ile katlanarak çoğalma arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Bir pastörün her ay 10 bin canı kurtardığını düşünelim. Bunun çok etkili bir hizmet olduğunu düşünür müydünüz? O pastörün dünyaya ulaşmasının ne kadar zaman alabileceğini hesaplayabilir misiniz? Cevabı, eğer dünyada kimse ölmez veya doğmazsa 50 bin senedir bu imkansızdır. Katlanarak çoğalmaya bir örnek verelim o zaman. Diyelim ki iki kişiyi Tanrı'ya kazandırdınız ve onları yerel kilisenize yerleştirdiniz. Gelecek ay bu iki kişi başka iki kişiyi kiliseye kazandırdılar. Sonraki ay bu dört kişi aynı şekilde başka dört kişiyi ve ardından bu sekiz kişi başka bir sekiz kişiyi kiliseye kazandırdılar. Ve bu durum bu şekilde devam ettiğini varsayarsak dünyanın geri kalanına ne kadar sürede ulaşabilirsiniz dersiniz? Cevap çok kolaydır. 33 ay. Evet doğru duydunuz. 3 yıldan kısa bir zamanda bütün dünyaya ulaşılır işte sayının katlanarak çoğalması bu şekilde olmaktadır. Şimdi kutsal kitapta bahsedilen bu çoğalmayı anlayabiliyor musunuz? Bu durum iki yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Krek olsun, Asya elinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Elçilerin işleri 19-10 Eğer kutsal yazılar herkes diyorsa bu her bir kişi anlamına gelir. Bir kentten değil bütün bir bölgeden bahsediyoruz. Onların uydu alıcıları, televizyonları, radyoları, arabaları veya bisikletleri bile yoktu. Büyük kalabalıklara ulaşmak inanlardan oluşan sağlıklı bir bedenle mümkündür. Sağlıklı bir beden, yerel kiliselerde dikili olan ve hizmet eden, dullara yemek dağıtmak ya da yardım hizmetinde olmak, park yerinde çalışmak, kiliseye gelenleri kapıda selamlamak, hapishane veya çocukların hizmetinde olmak gibi inanlılardan oluşmaktadır. Onlar aynı zamanda çalıştıkları ya da yaşadıkları yerlerde de insanları kiliselerine kazanırlar. Hatırlarsanız İsa sadece bütün ulusları kazanmamızı değil ama aynı zamanda onları öğrenciler yapmamızı da istemiştir. İsa'nın bizlere öğrettiği bütün buyrukları yeni iman edenlerin öğrenmeleri için onları yerel kiliseye katmalıyız. Bakınız Matta 28-20 İnsanların Mesih'te yetkinleşebilmeleri için yerel bedenin tümüne ve onların içindeki armağanlara ihtiyacı vardır. Buradaki anahtar yerel kiliseye ekilmiş olmaktır. Çünkü büyüyüp serpileceğimiz yer burasıdır. Ayrıca eğer dikkat ederseniz, Filipus, dullara yemek dağıtma hizmetinde olanlardan birisiydi. Ancak sonradan Elçilerin İşleri kitabında kendisinden müjdeci Filipus olarak bahsedilir. Onun hizmeti artık birçok şehre yayılmıştır. Ertesi gün ayrılıp Sezariye'ye geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Elçilerin işleri 21.8 Artık büyük bir müjdeci olmasına ve Tanrı tarafından başka bir şehre gönderilmesine rağmen hala yedilerden biri olarak tanınıyordu. Yerel kilisede yaptığı hizmeti onu kendi çağrısına doğru götüren önemli bir yoldu. İnsanlara şunu denem her zaman. Rabbin sizin için harika bir çağrısı olabilir. Ancak öncelikle yerel kilisede doğru bir şekilde ekilmezseniz gereken olgunluğa ulaşıp büyüyemezsiniz. Sizlere şu mezmuru hatırlatmak istiyorum. Rabbin evinde dikilmiş olarak Tanrımızın avlularında serpilecek. Mezmurlar 92-13 Dikilmiş kelimesine dikkat edip düşünelim egemenliğin işlevini anlamak için tohumun ne zaman ekilip ne zaman haset edileceğini bilmek gerekir. Mesih İsa havarilerine eğer tohum, toprak ve hasat ilkelerini anlamazlarsa benzetmelerin anlamlarını da anlayamayacaklarını söyledi. Yani Tanrı'nın egemenliği şu şekildedir. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur, uyur, gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri vardır. Ürün olgunlaşınca adam hemen oraya vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir. Markos 4, 26, 29 Diyelim ki elimde bir avuç dolusu çeşitli türlerde tohumlar var. Bunların hepsi farklı meyve ağacı tohumlarıdır. O tohumların ne çeşit meyve vereceklerini anlamanın tek yolu onları ekmektir. Ektikten sonra zaman ilerledikçe her tohumun nasıl bir yapıda olduğunu keşfedebileceğim. Tanrı her birimize bizim için önceden belirlediği bir çağrı ve bu hizmeti yerine getirmek için armağanlar vermiştir. Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Romalılar 11:29. İsa'ya göre çağrımın ve armağanlarımın ne olduğu Tohum formundadır. Eğer kendimi kiliseye ekersem Tanrı'nın benim için belirlediği kadere ulaşırım. Ekilmezsem bana verilmiş olan bu armağanları yaşamımda yaratanın istekleri doğrultusunda değil başka amaçlar için kullanırım. Bu nedenle bu dünyanın başarı standartlarına kanmayın. Armağanlarınızdan dolayı başarılı olup Rabbin planına itaatsizlik ediyor olabilirsiniz. Size birkaç örnek vereyim. Dünyada insanı dinlediğinde ağlatacak kadar çok güzel sese sahip olan kişileri görebilirsiniz. Bu armağan onlara Tanrı'yı yücelterek insanları Tanrı'nın yüreğine ve arzularına doğru çekmek için verilmiştir. Onlar Tanrı'nın planını yerine getirmemişler çünkü kurtulmamışlar ya da bir kilisede ekili olmamışlardır. Bu örnek kendilerini İsa'ya vermemiş olan kişilerden verebileceğim birçok örnekten birisidir. Bununla beraber İsa'ya kendilerini vermiş ama kiliseye düzensiz olarak devam eden pek çok insan vardır. Rabbin egemenliğindeki çağrıları yerine getirmiyorlar çünkü ekilmemişler. Kilisenin dışında hizmet ederek hayatlarını kazanmak için çağrılmış olabilirler ve bunu belli bir dereceye kadar yapıyor olabilirler. Fakat kendilerini bir kilise içinde dikmiş olsalardı sonuçlar çok daha farklı olabilirdi. Bir kişinin belli armağanları vardır ve bunları iyi bir şekilde kullanıyor olabilir. Fakat tıpkı ağaç tohumu örneğinde olduğu gibi Rab'bin sizin için olan çağrısını bir kilisede dikilmedikçe tam olarak bilemezsiniz. Bu insanın değil Tanrı'nın tasarısıdır. Diğer bir sorun ise problemler çıktığında insanların bir kiliseden diğerine geçmeleridir. Günümüzde birçok kadın ve erkek yanlış olduğunu düşündükleri bir şey gördüklerinde, özellikle kilise önderlerinde Hemen kiliseyi terk etmektedirler. Ayrılmalarının sebebi liderliğin ve çalışanların kiliseyi idare şekli olabilir. Belki de sunluların toplanma şekli veya harcanan paralardır. Pastörün vaazlarını beğenmediklerinde de bırakabiliyorlar. Ya da pastörün ulaşılmaz olması veya fazla yakın olması olabilir. Ya da kilise üyelerinden ilgi görmemeleri de olabilir. Bu liste gittikçe uzayabilir. Bu insanlar güçlüklerle yüzleşmek ve umudunu korumak yerine kaçmayı tercih etmektedirler. En mükemmel pastör de, kilise üyesi de İsa Mesih'ti. Ama günümüz batı toplumunda zorluklarla yüzleşmek yerine neden bu zorluklardan kaçıyoruz? Bazen hizmetimizin kabul görmediğini söylüyoruz. Sonra da bir kiliseden çıkıp başka bir kiliseye gidiyoruz ve kusursuz bir önder ya da üyeler arıyoruz. Son 20 yıldır sadece 3 kilisenin üyesi oldum. Birincisi Dallas'taydı. Diğeri Orlando'da ve öteki de şimdi oturduğum Colorado Springs'te bir kilise. Birçok kez liderlere gücenmek için sebebim oldu. Bunların çoğunun benim hatamdan veya olgunlaşmış olmamamdan kaynaklandığımı gördüm. Kilisedeki yönetimi yargılamak veya eleştirmek için fırsatlarım da oldu. Fakat yüreğimde biliyordum ki terk etmek bir çözüm değildir. Çok zor geçen bir günün ortasında Rabbimle konuştu ve şunu dedi. Eğer bir kiliseyi terk edecek olursan şu şekilde terk etmeni istiyorum. Sevinçle çıkacak, esenlikle geri götürüleceksiniz. Yeşaya 55-12 Çoğu insan bir kiliseyi bu şekilde terk etmez. Çünkü onlar kiliseleri tatil güzergahları gibi düşünür. İstedikleri yeri seçip giderler bulundukları yerde mutlu ve sorunsuz oldukları sürece kalmakta özgür hissederler. Hatırlayınız Tanrı'nın bizden olmamızı istediği yer aynı zamanda şeytanın bizi gücendirip çıkartmak istediği yerdir. Çünkü şeytan Tanrı'nın diktiği kadın ve erkekleri yerlerinden sökmek ister. Eğer sizi oradan çıkartabilirse başarıya ulaşmış demektir. Büyük anlaşmazlıkların olduğu zamanlarda bile yerinizden kımıldamazsanız şeytanın planlarını bozup Tanrı'nın planlarını yerine getirmiş olacaksınız. Rabbin evinde dikilmiş olarak Tanrımızın avlularında serpilip büyüyecek, bir bitkiyi her üç haftada bir söküp başka bir yere dikerseniz ne olur? Kök sistemi zayıflar ve bir daha çiçek açmaz ve gelişmez. Eğer yerini sık sık değiştirmeye devam ederseniz bitki geçireceği şoktan dolayı ölecektir. Pek çok insan çağrılarını geliştirmek için kiliseden kiliseye giderler. Tanrının onları koyduğu kilisede fark edilmediklerini düşünürlerse hemen gücenirler. Aynı fikirde olmadıkları bir şeyle karşılaşırlarsa gücenip giderler. Kilisedeki önderleri suçlayarak kiliseden ayrılırlar. Kendi karakterlerindeki kusurlara karşı adeta kördürler ve bulundukları bu baskının altında Tanrının onları arındırmaya çalıştığının farkında olmazlar. Bu sadece hizmetle sınırlı değildir. Evlilik İş hayatı ya da diğer ilişkilerde de böyledir. Tanrının bizlere ağaç ve bitkilerden verdiği örneklere bir bakalım. Bir meyve ağacı toprağa dikildiğinde fırtına, yağmur, kavurucu güneş ve rüzgarla yüzleşir. Eğer genç fidan konuşabilseydi şöyle derdi: Lütfen beni buradan çıkartın. Beni kavurucu sıcağın ya da şiddetli rüzgarın olmadığı bir yere dikin. Eğer bahçıvan ağacı dinleseydi aslında ağaca zarar vermiş olurdu. Ağaçlar köklerini daha derine indirerek kavurucu güneşe ve şiddetli rüzgarlara karşı direnirler. Karşılaştıkları zorluklar onların daha sabit ve dayanıklı olmalarını sağlar. Çevrelerindeki zorlukların şiddeti yaşam kaynağını daha derinlerde aramalarına neden olur. Bir gün rüzgar ne kadar şiddetli olursa olsun meyve vermelerine engel olmayacak şekilde gelirler. Bir zamanlar turunçgillerin başkenti olan Florida'da otururduk. Pek çok Florida'nın da bildiği gibi kış ne kadar sert geçerse portakallar da o kadar tatlı olur. Baskıdan kolayca kaçmazsak kök sistemimiz daha da güçlenir. Derinleşir ve meyvemiz bol olur. Tanrı'nın gözünde daha tatlı ve insanlara daha yararlı olur. Bu nedenle meyve vermeyen bereketsiz ve kökü olmayan ağaçlar değil, Rabbin hoşuna gidecek güzellikte olgun ağaçlar oluruz. Luka 13-16-19 Çağrımızda Güçlenmemiz için önümüze çıkan, Tanrı'nın izin verdiği engellerden kaçmak yerine bunları aşıp geçmeliyiz. Üçüncü soru, seni engelleyen bir şey mi var? Son olarak bu insanların çağrılarının ne olduğunu bulamamalarının ve bunu yerine getirememelerinin sebebinin engellere takılmış olmalar üzerinde konuşacağız. Üzerlerindeki yükler yarışı koşup bitirmelerine engel olmaktadır. Pavlus şöyle der, Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rabisa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etmek görevini tamamlayayım. Elçilerin işleri 20-24 O yaşamdaki misyonunun gayet farkındaydı. Bitirmesi gereken bir işi vardı ve işin henüz tamamlanmadığının da farkındaydı. Bunu nasıl bildi? Tıpkı İsa'nın Petrus'un 2. Petrus 2.14 ve Tanrı'yı arayan diğerlerinin de bildiği gibi kilisede dikilmeli ve sona dek dayanmalıydı. Rab bu gerçeği hayatını Tanrı'nın isteğinden daha değerli saymayan herkese gösterir. İşte bu son anahtardır. Ne zaman ki yaşamımızı tamamen Tanrı'nın bizim için yaptığı planlarına bırakırız, işte o zaman bize yapılan çağrıyı duymakla kalmayacak Aynı zamanda yerine getirmeye de başlayacağız. Kutsal Kitap'ta bunun örnekleri mevcuttur. Bir gün İsa bir kentten başka bir yere giderken şunu okuruz. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya "Nereye gidersen senin ardından geleceğim." Luka 9:57 dedi. Bu adam çok heyecanlıydı, tutkuluydu ve samimiydi. İsa'yı sonuna kadar takip etmek istiyordu. Ancak İsa kişinin coşkusunun daha ilerisine bakarak yürekteki asıl tutumları veya engelleri görebiliyordu. Mesih bu adamın çağrısını yerine getirememesine sebep olacak engeli gördü. İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insan oğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Luka 9:58. Mesih'e gelen bu adamın büyük olasılıkla dünyasal anlamda kendine güven veren şeyleri vardı. Belki iyi bir işi vardı, iyi bir evde oturuyordu ve gelecek yıllarda kendini rahat ettirecek bir emeklilik planı bulunuyordu. Mesih bu adamın dünyasal anlamda kendini güvencede hissetmek isteyen tutumunu başını yaslayacak bir yerinin olmadığını söyleyerek tam hedeften vurmuştu. Aynı bu şekilde birçoklarının geri adım atıp ve hatta kayıp gittiklerini görebiliyorum. Bu adam daha ziyade şöyle bir şey diyor. İsa ben senin toplantılarında görevli olacağım, orkestrada çalacağım ve hatta toplantıya gelen yaşlılara yardım için arabalarını bile park edeceğim. İsa'nın ardından gitmenin şaşası birden cazibesini kaybetti. İyi niyetle ona hizmet etmek kayboldu. Birçokları ona destek olma niyetini gösterirler ama hiçbir şekilde kendilerini adamazlar. Dedikleri sözden öteye geçmez.'' Sonra İsa çok hevesli olan başkasına döner ve şöyle der. Ardımdan gel. Adam ise izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona şöyle dedi. Bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. Luka 9:59-60. Vay canına bu çok sert bir yanıt. Kimileri Mesih'in duyarsız ve kaba olduğunu düşünebilir. Ancak o zamanın kültürünü anlamamız gerekir. Kutsal Kitap bilginleri, o zamanın geleneklerine göre, bir baba öldüğünde ilk doğan oğul babasının gömülmesi ile ilgili tüm gerekenleri yerine getirirse mirastan iki hisse alırmış. Fakat kendisinden sonra gelenler tek hisse alırlar. Ama eğer babasının gömülmesi ile ilgili gereklilikleri yerine getirmezse alacağı çift hisse ikinci oğula geçer. Yani Mesih'e gelen bu adamın kafasında para vardı o hayatını varlık içinde geçirmek istiyordu. Bu da er ya da geç İsa'nın ardından gitmeye devam etmesine engel olurdu. Böylece Rabbin planına göre kararlar almaktansa dikkati dağılıp maddiyata göre kararlar alırdı. Efendinin bu sözü üzerine bu adamın ve orada bulunan başkalarının da geri çekilmeye başladığından neredeyse eminim. Adamın cevabı şu şekildeydi. İsa benim şehrimde yaptığın konferanslarda hizmet ederim. Koroda şarkı söyler, davul çalarım. Bunu yapabilirim. Bunu sevdiğim için yaparım ve karşılığında senden bir şey istemem. Ama sonradan Mesih'i takip etmenin heyecanı bu adamda olduğu gibi başkalarında da kaybolmaya başladı. Dikkat ederseniz bu adam İsa'yı takip edemeyeceğini söylemiyor. İlk önce takip etmek istediğini söylüyor ama adamın kaybı şu kelimelerde saklı. İlk önce şunu yapmama izin ver. İlk önce istediği şeyin yerine geleceğinden emin olmak istemektedir. Eğer onun bizim için olan çağrısını keşfetmek ve yerine getirmek istiyorsak, bilmeliyiz ki hiçbir şey Tanrı'nın isteğinden önce gelemez. Çağrısına itaat etmeyen pek çok imanlı tanıdım. Çünkü kendi öncelikleri birinci sıradaydı. Çağrılarını yerine getirmemiş olmaları ne kadar üzücü. Bir başkası gelip onların yerini alır ve görevi tamamlar. Yargı kürsüsünün önünde nasıl adalet bulacaklar? Kalabalık gittikçe azalıyordu. Heyecanlanmış olan başka bir gönüllü öne çıktı. Ya Rab senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım. İsa ona sabahını tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir dedi. Luka 9.61-62 Burada tekrar önce kelimesine dikkat edelim. Belli ki bu adam ailesine çok yakın ve düşkün biriydi ya da arkadaşları veya kız arkadaşı vardı. Evine gidip Galile'den olan bu adamın ardından gitme kararını onlara söyleyecekti. Yakınlarıyla olan çok yakın ilişkisi İsa'ya nasıl hizmet edeceğini belirleyen etkendir. Rab bu adama egemenlikteki hizmete uygun olmadığını doğrudan söylemiştir. Bu adamla beraber büyük bir kalabalığın da geri çekildiğini görebiliyorum. Sanki İsa şöyle diyor. İsa halkla ilişkilerde ve insan kaynaklarında iyiyimdir. Hizmetlerinde danışman olarak görev alabilirim ve sana iyi çalışanlar bulabilirim. Benim şehrimde yapılacak konferansın için konferans binasını ayarlayabilirim. Ve geldiğinde katılanları karşılamak ve toplantıda yardım hizmetinde görev alanların başında olurum. Hatta bana ihtiyacın olduğunda senin yardımcın olurum. Ben senin için buradayım. Büyük ihtimalle bu noktada İsa geniş kalabalıkların sayısının 70 kişiye kadar azaldığına şahit oldu. Muhtemelen binlerce kişiyle başlamıştı ama o doğrudan doğruya insanlar için engel teşkil eden üç ana konuya güvence, para ve ilişkilere değinmeye başlayınca bu sayı azalmıştı. Tanrının isteğiyle bağdaşmayan arzular ve zevkler konuları da vardır. Ancak yıllardır deneyimlediğim kadarıyla bu üç konu en başta gelen konulardır. Çoğumuz kutsal kitabı okuduğumuz zaman Luka'nın işaret ettiği can alıcı bir noktayı kaçırmaktayız. Bunun sebebi ise bir bölüm bitip bir sonraki bölüm başlamasından dolayıdır. Fakat Luka'nın bahsettiği bu nokta aslında oldukça uzun bir mektuptur. Ama kolaylık açısından kilise daha sonraları bölümleri ve ayetleri eklemiştir. İşte Luka'nın dedikleri. Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Luka 10-1-2 Bu ayetlerde anlatılan çok fazla konu var. İlk önce bu olaylardan sonra sözüne bakalım sormamız gerekir. Hangi olaylardan sonra? Cevap: İsa'nın konuştuğu büyük kalabalıkların gitgide azalması ve geride sadece onu dinlemek için kalan bir azınlıktan sonra. Bu kişiler şunu demişlerdir: "Ne pahasına olursa olsun Mesih'i takip edeceğim. İstekliyim ve yapacağım." İsa'nın güvence para ve ilişki meseleleriyle ilgili dediklerini duydular ve hiçbir şeyin Tanrı'nın kendileri için olan çağrısına engel olmasına izin vermemeye kararlıydılar. Sonra ise 70 kişiyi görevlendirdi. Bunlar azalan kalabalıktan geri kalanlardı. Yeni anlaşma ayetlerinde görevlendirmek ve seçilen kelimeleri eş zamanlı olarak kullanılmıştır. Anlamı görevlendirilen kişi seçilmiştir veya seçilen kişi görevlendirilmiş demektir. İsa bunu Matta İncilinde iki yerde ifade ederek göstermektedir. Eğer İsa aynı İncil'de bir konuyu iki kere tekrarlıyorsa çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Matta 20 16 22 14. Çağrılanlar çoktur. Ne kadar çoktur? Herkes çağrılmıştır. Tüm imanlıların hayatları için bir çağrı ve gerçekleştirmeleri için verilen armağanları vardır. Fakat çağrıyı gerçekleştirmek için seçilenlerin veya görevlendirilenlerin az olması sizi şaşırtabilir. Neden görevlendirilenler azdır? Çünkü sayıları çok az olan bu inanlılar tüm arzularından, güvencelerinden, para sevgisinden, engel teşkil eden ilişkilerden vazgeçerek hayatlarının çağrısını yerine getirirler. İsa'nın dediğine dikkat edelim ürün bol ama işçi az. Matta 9, 37. Neslimizin bu gerçeğe erişememesi Tanrı'nın hatası değil, bizim hatamızdır. Çünkü Tanrı bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. 1. Timoteus 2, 4 Yargı günü geldiği zaman onun yargı kürsüsü önünde duracak olan biziz ve neden neslimize müjde ile erişemediğimizin hesabını vereceğiz. Eğer çağrımızı yerine getirdiysek yargılanmayacağız. Fakat engellerin çağrımızı yerine getirmek konusunda bizi alıkoymasına koymasına izin verdiysek o zaman yargı günü gerçekle yüzleşeceğiz. Diyebilirsiniz ki ben çoğunluğun içinde sadece birisiyim. Peki ya karaciğeri şöyle dese nasıl olur? Ben vücuttaki önemsiz bir organım ve kimse ne yaptığımı aldırış etmiyor. O yüzden ne amaçla yaratıldığımın aksine Canımın istediğini yapacağım. Bildiğiniz gibi karaciğer olmasa vücutta ciddi sorunlar olur. Aynı şekilde eğer akciğer, bacak, eller ya da vücudumuzun başka bir parçası böyle derse ne olurdu? Bedenimizdeki her bir uzuv önemli olduğu gibi kilisenin her bir üyesi önemlidir. İşte burada farkında olmamız gereken gerçek ortaya çıkıyor. İsa sadece birkaç kişinin çağrılarını yerine getirip Tanrının evinin inşasında rol alacağını söylemiştir. Her imanlının bu inşaatı yapmak için çağrısı vardır ancak çok azı bunu yerine getirecektir. Bu şu demek; yargı kürsüsü önünde duracak olan imanların çoğu görkemli ödüller almak yerine kayba uğrayacaklar. Bunun kulağa pek de iyi bir haber gibi gelmediğini biliyorum. Fakat iyi olan haber şu ki hemen şimdi başlayabilirsiniz. Diz çöküp Rab'den yaşamınızda onun çağrısına itaat etmenizi engelleyen her ne varsa bunun için af dileyebilirsiniz. Daha sonra ise adım adım ilerleyebilirsiniz. 20. yüzyılın büyük müjdecilerinden biri olan Smith Wigglesworth'un hizmeti 50 yaşından sonra başladı. Yani sizin için de geç değildir. Hatırlarsanız 3 adet anahtar vardı. Birincisi imanla Rab'bi aramak İkincisi Tanrı'nın size gösterdiği kilisede kendinizi bir tohum gibi ekerek veya dikerek yerel bedenin kilisenin yönetimine bağlı ve itaatkar olmanızdır. Üçüncüsü de hayatınızdaki engellerden kurtulmanızdır. Tanrı size yüreklerinizin, engellerinizin neler olacağını gösterdiğinde canınıza veya bedeninize bağlı olan engelleri kesmek için onun kılıcını kullanın. Onun lütfu özgürlüğünüz için yeterlidir. Yaşamanızın sona ererken Evçü Pavlus gibi şu sözleri söyleyebilmeyi istemelisiniz. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. 2. Timoteos 4, 6, 8 Tanrı'nın yaşamları için olan planını sadık bir şekilde tamamlayanlar için bir taç vardır. Bunlar onun gelişini özlemle bekleyenlerdir. Buradaki anahtar kelime özlemledir. Rab'den önce başka öncelikler olanlar da onu beklemektedirler. Fakat büyük bir özlemle değil. Bu kitabın ana amaçlarından birinin bu olduğuna inanıyorum. Bu çağda onun gelişini özlemle bekleyen savaşçılardan biri olarak büyük komutanın "Aferin, sen iyi ve sadık bir hizmetkarsın." sözünü duymak